Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri. Ahmet Hamdi Yıldırım Üstadımızla bir iftar sevincini sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Dolayısıyla bugünkü konumuz esasında Ramazan. Ramazan'ın hikmeti, orucun hikmeti. Hocam biz biraz hikmeti kaybettik. Ben Hazreti Mevlana ile ilgili araştırma yaparken zanneden bir arkadaşımız diyor ki Mevlana üç kanatlı yetişmiş. Zahir ilimleri babasından almış. Efendim aşkı muhabbeti şemsi tebriziden almış. Hikmeti de burhanettin muhakkak Tirmizi'den almış diye. Bugün bizim e, özellikle yani e, İslami sahalarda bu ilim vadisinde hikmet tarafımızı kaybettik hikmet. O yüzden e, bu işin felsefe tarafı değil. Sakın, sakın ola hikmetle ben felsefeyi hiçbir zaman karıştırma. Bizim hikmet ayrı. Hakim, hikmeti bilenlere hakim denmiş. Dolayısıyla sizinle bugün gelin şu Ramazan'ın hikmeti, orucun hikmeti. Eğer niçin ve neden sorusu olmasaydı herkes alim olurdu diye bir Arap atasözü var. Levlem yekun sualun lima ve ma nasu kulluhum ulema. O yüzden hocam gelin. Ee, Sizin de sohbeti bu hikmet konusu üstünde biraz derinleştirelim diyorum. Buyurun. Estağfurullah hocam. Hikmet zatallerinizin hallerinizin işi. Estağfurullah. Ee, tasavvuf literatüründe şöyle bir söz işittim geçenlerde. Diyor ki eğer diyor insan günahları terk ederse, maasiyi terk ederse eze teraketin nüfusul maasi calet fil melekut melekut aleminde seyahat etmeye başlar. Yani bir insan olarak günahlardan sıyrılabilirsek günah işlemeden kendimizi uzak tutabilirsek, o zaman esrar-ı ilahi, ilahi sırlar insana açılıyor. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ diyor. Ya, Müminin firasetinden korkun. فَاِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ Değil mi? Evet. İşte bu Allah'ın nuruyla bakabilmek, herhalde hikmet dediğimiz şeyin hülasası bu hocam. Yani Allah'ın nuruyla bakabilmek. Malumunuz bir hadis-i şerifte, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'tan naklediyor. Kulun bana diyor, yaklaşır diyor. O kadar yaklaşır ki ben onun diyor, gören gözü olurum, işiten kulağı olurum, ya, konuşan evet. dili olurum diyor. Burada işte kurbiyet kazanabilmek Cenab-ı Allah'la. Yani la teşbih e, lisanımızda bir darbı mesel var, bir ate sözü var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Kararma, olgunlaşma anlamına geliyor. Yani bazen ee, olumsuz anlamda da bu cümleyi kullandığımız oluyor ama kemale ermek için, olgunlaşmak için de olgun insanlarla beraber oturup kalkmak, salihlerle beraber oturup kalkmak gerekiyor. Şimdi bir çocuk eğer İstanbul lisanını düzgün konuşan bir ailede büyümüşse onun lisanı, İstanbul lehçesini gayet güzel hazmetmiş oluyor. Ama lisanı bozuk bir zümrenin içerisinde yetişmişse bakıyorsunuz çocuktan böyle e, kötü ifadeler sudura gelebiliyor. Bu yönüyle hikmet dediğimiz şey Allah'ın nuruyla bakabilmek, Allah'ın rızasını kazanmaya matup bir şey. Bu açıdan belki orucu değerlendirdiğimizde Cenab-ı Allah orucun farz olunmasının sebebini, ey iman edenler, önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki takvaya erersiniz. Yani orucu tutan herkes takvaya eremiyor. Takvaya ermek orucun nihai hedefi. Yani Ramazan-ı Şerif 29 gün, 30 gün neyse bu Ramazan-ı Şerifte bir antrenmanla takva kıvamını kazanmak gerekiyor. Ne oluyor takvayı kazanınca? Takva maddi manevi korunma anlamına geliyor. Maddi olarak insan hakikaten oruçla beraber sıhhat buluyor. Bugün işte birçok doktorumuz filan açlık oruçlarından bahsediyorlar. Kendilerine göre belki bir takım farklılıkları olabilir ama ez cümle bir oruçtan bahsediliyor. Yani maddi alemimizi, iç bünyemizi temizlemek için de bir oruca ihtiyacımız var. Manevi bünyemizi temizlemek için de bir oruca ihtiyacımız var. Yani takva kıvamını kazanabilmek. Belki oruçla beraber insan hikmet sahibi olmaya başlıyor. Onun için Lokman-ı Hakim'le ilgili derler ki muhterem hocam lokman Hakim'in hakim olmasının sebebi sükutunda gizlidir. Kendisini ilgilendirmeyen hiçbir şeye karışmamış. Hatta Davud Aleyhisselam biliyorsunuz Cenab-ı Allah ona demiri yumuşatmış, demiri istediği gibi şekillendirebiliyor. Zırh yapmaya başlamış Davud Aleyhisselam. Lokman Aleyhisselam da onun yanında çırak. Bir defaya usta biz ne yapıyoruz diye sormamış. Bitirdikten sonra demiş ki bu ne güzel demiş savaş elbisesi olur demiş. Yani sükut aslında orucun bize e, talim ettiği en önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de e, Zekeriya aleyhisselam ben diyor Rahman'a oruç ettim diyor. Bundan sonra diyor insanlarla konuşmayacağım diyor. Orucun asıl manası, lügat manası tutmak demek. Dilimizi tutmak, biz bu dili tutmayı... Yemeden, Zaten sâme savmen, sıyamen de tutmak manasına değil mi Arapçada? Evet. Tabii, evet. E, tutmak olunca dili tutma, hocam dil e, tutulunca, daha tabiri caizse dil konuşmayı bırakınca kalp hikmetler üretmeye başlıyor. Gönül dili açılıyor. Gönül dili açılıyor. Evet. E, bunun içinde yani insan ya alıcıdır ya vericidir. Hep konuşan, hep verici olan kimse de alıcılar e, dumura uğruyor tabiri caizse. Oruç bize... Zaten Mevlana Mesnevi de hocam diyor ki bak bu ten gözünüz can gözünüzün perdesidir. Bu gözü kapatırsanız can gözünüz açılır. Can gözünüzü kapatırsanız bu ten gözünüz açılır. Zahir kulağınız batın, batın kulağınızın tıkacıdır. Bu kulağı tıkarsanız iç kulağınız açılır. Ruh kulağınız açılır. Burayı açarsanız bu sefer e, gönül kulağınız kapanır. O yüzden gerçekten böyle dilini tutan, diline hakim olan adamın sonra gönlünden hikmetler süzülmeye başlar. Ben çocukken hatırlıyorum hocam. Ee, bizim çocukluğumuz tabii e, şimdi zamanın çocukluğu gibi değil. Yani şimdi da televizyon denilen bir e, nesnenin önüne çok da fazla tavsif etmeyeyim. Şimdi da bırakın şimdi ellerinde ya telefon ya tablet. Onlarla oynuyorlar. Televizyona da bakmıyorlar. Şimdi biz büyükler eve gelirdi, ihtiyarlar gelirdi, dedemlerle beraber, nenemlerle beraber büyüme e, lütfetti Cenab-ı Allah bize. O yaşlı insanlar gelirler, sohbetler ederler ve o benim zihin dünyamda onların sohbetlerinden izler kalırdı. Bu öyle bir şey ki hocam yani direkt birini karşınıza alsanız ona telkinde bulunsanız belki ters tepebiliyor. Ama dolaylı telkin dedikleri şey çok önemli. Benim o kulaklarımda dolaylı bir şekilde zihin dünyam dolmuştu. Şöyle bir cümleyi hiç unutmuyorum. Eğer bir insan kötülükleri bırakırsa onun nefesine Cenab-ı Allah kuvvet verir. Ya. Yani onlar kendi lisanlarıyla bu olayı anlatıyorlardı. O nefese kuvvet gelmesi hikayesi bizim hikmet diye tanımladığımız şey. Dilinden hikmetli sözler dökülür manasına. Hem Tabii. hikmetli sözler hem de dili Allah'ın evet. şifalı. Tabi güzel e, laflar söyler. Evet. tabi. Bu yönüyle hocam oruç bizi eğer tutabilirsek orucu hakkıyla hem maddeten hem manen kazançlı hale getiriyor. Takva boyutu korunaklı olmamızı sağlama boyutu. Maddi olarak bunu yaptığı gibi manevi olarak hem bireysel hem de toplumsal koruma getiriyor. Şimdi düşünün insanın elinde var dolabı dolu. Canı çekiyor ama oruçluyum diye dolabı açıp dolabın içerisinden götüremiyor. Böyle bir insan hocam kimsenin yani kendi malına el uzatamayan bir insan ya değil mi? Kimsenin malına el uzatamaz. Dolayısıyla oruç bize yani nimetlerin Allah'ın bir lütfu olduğu. Bu nimetleri Cenab-ı Allah verdi ve ancak onun izniyle kullanılabileceği. Ya kendi malım. Kendim paramla almışım. Dolabımda içeceğim var. Ya hiç unutmuyorum. Memleketimizin çok zayılı zenginlerinden bir tanesi. Ya dedi ikindiden sonra dedi bir dedi böbrek taşı ağrısı başladı dedi. Ağlıyorum dedi çocuk gibi. Abi dedim bozsaydınız orucunuzu dedim yani bu kadar ızdırap çekmeye ne gerek var dedim. Yani ruhsat var size siz hastasınız. Yok dedi bozamadım dedi. Şimdi bu nasıl bir hassasiyet hocam? Yani neredeyse memleketin onda biri onun desem mübalağa etmiş olmam. Ama ona rağmen Allah korkusundan ben oruç tutuyorum diye bir bardak suyla bir hap alamıyor. He Allah ruhsat vermiş kendisine ama kalbi ruhsat vermiyor hocam yani o orucun evet, evet. kazandırdığı bir hassasiyet. Böyle olunca bu insan e, kamunun malına el uzatmadığı gibi milletin fertlerin malına da el uzatmaz. İkinci bir şey e, insan açlıkla beraber açların haliyle hem hal olma sırrına vakıf oluyor. Böylelikle de şunu Gerçekleştir, gerçekleştirmesi gerekiyor. Yani ben olduğu halde oruç tutuyorum ama bir de zorunlu oruç tutanlar var. Yok. Yok yani adam aç. Elde avuçta bir şey yok. Eğer ben elimdekini onlarla paylaşırsam onlara iftar etme yani yemek yiyebilme imkanını sağlarsam Cenab-ı Allah benden razı olur. Nitekim Duha suresinin sonunda bir ayeti kerime var. Diyor ki Cenab-ı Allah ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis. Bunu çoğu kimseler Allah'ın sana verdiği nimetleri tahdis-i nimet babından işte şu kadar atım var, şu kadar yatım var, şu kadar katım var diye bahset diye anlıyor. Halbuki müfessirlerin önemli bir kısmı diyor ki Allah'ın sana verdiği nimetleri konuştur. Konuştur yani sana Allah para vermişse böyle onu millete dağıtarak o parayı konuştur. Bizim, bizim e, Mahiriz hocamız Allah garip rahmet eylesin. Amin. Kefareti açıklarken kefaret kişinin kendine göredir derdi. Mesela zengin adama oruç kefareti verme. Şeyi e, böyle doyurma kefareti verme. Onun için çok kolay bir iş. Ona oruç tutturun derdi. <laughs> Aç kalsın. Fakir adama da oruç tutturma. Zaten oruç tutuyor hep. O da gitsin fakirleri doyursun veya giydirsin ki ceza cadırıcı olsun manasına söylerdi şey e, Mahiriz hocamız Allah Şimdi hocam. tabii e, Kur'an-ı Kerim tabii tek boyutlu bakmıyor olayına evet, hocam. Tabi. Şimdi biz hikmeti illetten buradan ayırıyoruz. Evet. Yani hikmette herkes kendi yaşadığı halin e, tezahürünü hikmet olarak ortaya koyuyor. Evet zengin adam için üç gün oruç tutmak daha külfetli bir şey. Ona 10 on kişiyi giydir de 100 kişiyi giydir de problem yok. Ama bir de giydirilen açısından bakmak lazım hocam. Yani 10 tane çıplak giyinmiş mi? Bir tane insanın giyinmesi, karnının doyması o zenginin 100 gün oruç tutmasından daha evla. Evet. Bu açıdan baktığımızda e, aslında bu hikmet boyutunun çetrefilli kısımlarından bir tanesi de bu. Endülüs'lü e, Hoca Efendi diye bir meseleden bahsederler. Endülüs'te emirlikler var o dönemde. Emirlerden bir tanesi Ramazan'da oruç bozmuş. Emir de Mahir hocamız gibi düşünmüş. Demiş ki ya ben bu adama bir köle azat edeceksin desem sarayda binlerce köle var. Ramazan 30 gün her gün bir köle azat eder. Oh der Ramazan'ı bedavaya geçirir adam. Nasılsa o bedavaya geçirmek. Ben buna demiş iyisi mi 60 gün oruç tutacaksın diyeyim ki zoru görsün bir daha da şey yapmasın. Şimdi ondan sonra gelen fukaha hep bu hoca efendiyi Allah hepsine rahmet eylesin tenkit etmişler. Demişler ki bir kişinin özgürlüğe kavuşması o adamın milyon sene oruç tutmasından daha Tabi doğru evet. doğru Şimdi bu yönüyle de bakınca hocam olaya e, toplumsal selametin tesisi açısından oruç zenginlerimize varlıklılarımıza hatta kendi yiyeceğinin üstünde iki ekmeği olana bunu toplumla paylaşmayı mecbur kılıyor. Evet. Eğer öyle olmazsa yani eğer biz orucu e, bu faydalarıyla göremezsek o zaman bizim aç kalmamız susuz kalmamız bize bir fayda temin etmiş olmaz. Hulasayı i kelam belki biraz sözü affınıza mağdur. Estağfurullah yok yok hocam. Ramazana girdiğimiz gibi Ramazandan çıkmamalıyız. Hani e, Sami evet. Efendimizin e, Allah gani gani rahmet eylesin bir bayram sohbetinden bahsedilir. Asıl bayram kalbi selim ile ahirete gidebilmektir. Hakikaten Ramazan bayramında da o Ramazan duygularını ötesine taşıyabilmek, Ramazan'da kazandığımız ibadet kıvamını muhafaza edebilmek, oruç düsturunu tamamlayabilmek. Onun için mesela 30 gün yoğun bir oruç tutuyoruz. Hz. Peygamber Efendimiz hemen peşine 6 gün daha hazır diyor, ısınmışsınız soğumayın. Yani bu orucu 360 güne dağıtın. Bu yönüyle Ramazan bize maddi manevi kazançlar sağlamalı. Eğer Ramazan'a 80 kilo girip adam 90 kilo çıkıyorsa Ramazan'dan sonra, eğer Ramazan'a e, katı kalpli girip, yine katı kalpli çıkıyorsa Ramazan'dan, bu oruç bize bir şey kazandırmış olmaz. Evet şimdi, e, Ahmet Hamdi'cim bir şey söylediniz siz. Ben dedemin yanında büyüdüm diye, bir de salihlerle ve sadıklarla beraber olmanın gerekliliği, Şimdi burada İmam Gazali Hazretleri diyor ki sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır. İyi insanlarla beraber olursanız size iyilik bulaşır. Kötülerle beraber olursanız size kötülük bulaşır. Efendimiz de diyor ki iyi insanlarla beraber olan misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötü insanlarla beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir. Onun isi pası da sana bulaşır. Bunun bugün modern tecrübi psikolojideki adı kişilik transferidir. Şahsiyet yansımasıdır. Böyle diyorlar. Ben de zaten gibi hep dedemin yanında büyüdüm 19 yaşına kadar. Dedem benim Osmanlı müderrisiydi, icazetli bir müderris. Yatsı namazından sonra dünya kelamı konuşmaz, mecbur kalmadığı sürece. Sabah namazından sonra gelir, işrak vaktine kadar da, işrak, vakit, işrak namazını kılmadan da dünya kelamı konuşmaz. Çok şey öğrendim, dedemin o hayatında ama bana hiçbir şey söylemedi ama biz işte o büyüklerin kendi aralarındaki sohbetlerinden ve yaşantılarından çok şey öğrendik. O yüzden körle yatan şaşı kalkar. Sadık ve salih insanlarla beraber olan adam, cetvel gibi bir adam olur. Yunus Emre Hazretleri niye Tapduğ'un dergahını hep cetvel gibi odun götürmüş? Sizin ormanda hiç eğri odun yok mu demişler. Var ama yalnız bizim dergâhtan içeriye eğrilik giremez. Bu Ramazan'da da eğrilik bizim içimize girmemesi lazım, değil mi? Yani içimizdeki eğriliği çıkartabilme şüphelerini <laughs> göstermemiz evet, lazım. Evet, evet. Bu Ramazan inşallah Ramazan gibi i̇nşallah, inşallah, geçmiş olur. İnşallah. Evet. Biraz da istersen şey üzerinde duralım biz. Tabi orucun insana kazandırdığı haslet, mesela bizi hayvani duyguların esaretinden sıyırıp, meleki hasletleri kazandıran bir ibadet olması açısından bakalım. Efendim e, orucun insanı ruhanileştirmesine, manevi hayatının tekamülüne, katkısına bakalım. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Şimdi oruç e, hakikaten bir riyazat iklimi bizlere sunuyor. E, Araplarda güzel bir deyim var, e, malumunuzdur hocam. Derler ki mide doluysa kafa çalışmaz. Kafanın çalışabilmesi için, hikmet sudur edebilmesi için mideyi boşaltmak lazım. Fakat bu ölçülü ve kıvamında... ...alıştırılmış bir mide tahliyesi olması lazım. Bunu aslında Ramazan iklimi bize veriyor. Böylelikle eğer biz hayvani, şehvani arzulara odaklanmış bir zihinden tecerrüt edebilirsek... ...yani hep yemeği düşünen, hep içmeyi düşünen... ...hep gündelik bu tür fani şeyleri düşünen bir zihin yapısından kurtulabilir... ...yemeği içmeyi artık tabii bir hale bırakıp bunlardan kurtulabilirse insan... O zaman işte fikir dünyası inkişaf etmeye başlıyor ve hikmet yollu düşünceler onda ağır basar hale geliyor. Bunun için Ramazan bize önemli bir fırsat veriyor değerlendirebilirsek. Bir ikinci mesele de aç insan kendisiyle meşgul olur. Onun için Firavuni siyasetin enstrümanlarından bir tanesi halkı aç bırakmaktır. Halk aç kalsın, kendi günlük maişetini temin etme derdine düşsün. Böylelikle Firavun'un iktidarına bulaşmasınlar. Bu bir taraftan da şöyle e, okunabilir. Eğer aç kalırsa bir insan kendisiyle meşgul olur. Milletin gıybetini yapmayı bırakır. Dedikodusunu yapmayı bırakır. E, düşünün mesela evinizde bir yangın var Allah muhafaza etsin. Yani siz yangını söndürmek yerine, tutup da işte filan bakfiye feşmekana ne demiş muhabbetine girer misiniz Girmezsiniz kendi yangınınızı söndürmekle meşgul olursunuz. Dolayısıyla bizim Ramazan'dan kazanacağımız asıl mesele kendi derdimize düşmemiz, kendi açlığımızı bu manevi bu maddi açlık iftara kadar sürüyor. İftarda halloluyor, bitiyor. Ama bir de manevi açlığımız var. Yani mesela ee, ne kadar güzel ifade ettiniz. Ben dedemin dizinin dibinde 19 yaşına kadar büyüdüm. Doğrudan değil ama dolaylı çok telkinler aldım, çok nasihatler aldım. Birinin sözü kimin olduğunu hatırlamıyorum. Diyor ki bir çocuk yetiştirmek istiyorsan bir köy kur diyor. Şimdi İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin atası tek bir derdi görünüyor. Rabbi mukim'es salati ve min dhurriyeti. diyor. Ya Rabbi beni namaz kılanlardan eyle, namazı doğru kılanlardan eyle. Ve benim zürriyetimden de namaz kılanlar eyle. Yani biz mesela oruç tutarken benim çoluğum çocuğum bu orucu zevkle tutabiliyor mu? Ben zevkle tutabiliyor muyum bu orucu? Bir yasak savar gibi mi bu orucu tutuyorum? Şimdi diyor ki e, kitaplarımız hocam bir kimsenin oruç tuttuğunu yolda yürürken etrafındakiler anlayabilmeli. Ya bu adam bugün oruçtu yüzüne ayrı bir nuraniyet gelmiş. Ayrı bir tebessüm var. Kimseyi incitmiyor, kimseyi kırmıyor. Her yerde alttan alıyor. Açık hadis-i şerif var. Biri gelse size, yaka paça girisse siz ona karşılık vermeyin diyor. İnni saim. Ben oruçluyum deyin diyor. Muhterem hocam. Şimdi esas gelelim bu biraz da işin fıkhi tarafına. Yani Ramazan'da oruç tutmak. Bu oruç tutmak sadece bize mi has? Efendim orucun hükmü nedir? Çeşitleri nelerdir? Orucu bozan şeyler, çok güzel şeylere temas ediyorsunuz. Sadece oruç tutmak, yemekten içmekten kendimizi alıkoymak mı? Yoksa duygularımızı da, düşüncelerimizi de frenleyerek kalbimize de, gönlümüze de, gözümüze de, kulağımıza da hakim olmak manasına mı? Elimize, ayağımıza hakim olmak manasına mı diye bir soru sorsam. Çünkü bizde esas İnsanı kamil diye bir şey var tasavvufta. Kamil insan demek kendi iradesi kendi elinde olan adam demektir. Yani sponsorların ya da süflörlerin yönetmediği adam. Ben kendi kendimi ben yöneteceğim arkadaş. Zamanımı ben kullanacağım ama zaman beni kullanmayacak. Elimi ben kullanacağım ama elim beni kullanmayacak. Parayı ben kullanacağım, para beni kullanmayacak. İnsanı kamil dediğimiz var ya, kendi beden mülkünde iktidarı kendi elinde olan adam ama bu iktidarını canının istediği gibi değil ama Allah'ın istediği gibi, Peygamber Efendimiz'in istediği gibi kullanan adam olmak. Böyle insana kamil insan deniyor. Bu anlamda neler söyleyebiliriz muhterem hocam? Şimdi siz böyle söyleyince aklıma şey geldi hocam. Mürit kelimesi bizim e, Arapça bilen kardeşlerimiz bilirler. İfal babından bir kelimedir. İfal babının hemzesi izale manasına da gelir. Yani mürit iradesi olmayan kimse anlamına gelir. Ee, hani Merkez Efendi'ye de sormuşlar. E, sana dünyayı çekip çevirme imkanı verseydiler ne yapardın diye. Ne yapardım demiş. Her şey zaten merkezinde usulünce gidiyor. Bana bana iş düşmezdi ki. Dolayısıyla insan e, insani kamil olmanın yolu hakikaten bir oruç eğitiminden, terbiyesinden geçiyor. Niye? İrade terbiyesi var çünkü oruçta. Yani insana Allah bir irade vermiş. Bu e, irade e, sınırlı bir irade de olsa ama nihai noktada insana verilen bu irade onun hem bu dünya hayatını hem de ukba hayatını şekillendiriyor. Nitekim Cenab-ı Allah çok açık bir şekilde dileyen iman etsin, dileyen de iman etmesin diyor. Yani kimseye Cenab-ı Allah e, minnet etmiyor. E, bu yönüyle oruç insana bir irade terbiyesi sağlıyor. İmsak vakti olduğunda ezan Allahu Ekber dediğinde duruyorsunuz. Akan sular duruyor. Orada önünüzde bir nehir var. Nehirden bir yudum su alamıyorsunuz. Bu yönüyle baktığınızda Adem Aleyhisselam'dan beri bir oruç var. Yani Adem Aleyhisselam'a da şu ağaca dokunmayacaksın demişler. Orada da bir oruç var. Yani dolayısıyla orucun muhtevası, fıkhi boyutu değişebilir. Fakat ruhu Adem Aleyhisselam'dan beri var. Sadece insanlara da yok. Cinnilere de oruç var. Çünkü e, bu alemde e, insan olarak bizler varız ve cinler var, hayvanlar var, melekler var. E, bu alemdeki insanlara ve cinlere oruç mükellefiyeti var. Onlar da oruç tutuyorlar. Efendim, e, cinniler yerler, işerler mi? Herkesin orucu kendine göredir. Dünyada da biz mesela bilmiyorum bu sene kaç saat bir hesap yapmadım ama herhalde ortalama yine 16-17 saat oruç tutuyoruz hocam. Ama gidin Endonezya'ya oradakiler 13 saat oruç tutarlar. Gidin Arjantin'e oradakiler 11 saat tutarlar. Gidin Norveç ülkelerine, İskandinav ülkelerine oradakiler 22 saat oruç tutarlar. Yani dünyada da aynı orucu tutmuyoruz. Dolayısıyla benim tuttuğum oruç da ağır bir işte çalışan bir inşaat işçisinin orucu da madenlerde çalışan Kardeşlerimizin orucu da aynı oruç değil Şimdi yerin bir kilometre altında iki kilometre altında Oruç tutuyor insanlarımız Bir de oruç tutmayı Kendilerine Yediremeyen Bir zümre var Allah hepimize hidayet etsin Onlara da Amin. hidayet etsin Hasılı kelam yani hepimiz Aç duruyoruz zahirde Ama hem Zamansal olarak farklı bir açlık var hem de yaptığımız işler itibarıyla tahammül derecesinde farklılıklar söz konusu. Burada temel nokta şuraya gelip dayanıyor. Orucu bir kahır olarak mı tutuyor adam? Bir lütuf olarak mı tutuyor? Yani buyurdunuz insanı kamil. İnsanı kamil bir lütuf olarak tutabilen. Yani Allah bana oruç tutarak kendisine yakınlaşma imkanı bahşediyor. Çünkü öyle bir şey ki oruç. Ee, yine Hazreti Peygamber Efendimiz Cenab-ı Alemin'den naklediyor. Ee, Cenab-ı Allah bütün ameller insanoğlunun kendisi içindir diyor. Oruç müstesna onu benim için tutuyor. O bana yönelik bir ibadettir. Ve diyor onun mükafatını ancak ben vereceğim. Alimlerimiz bu hadis-i şerif üzerinde çok durmuşlar hocam. Yani diğer amellerden orucu ayıran nedir? Bir namazdan orucu ayıran nedir? En büyük ibadetimiz namaz. Çünkü kulluk namazda tecelli ediyor. Oruç namazdan daha büyük bir ibadet değil. Fakat nasıl oluyor da oruç namaza bu açıdan bir fark atmış oluyor. Deniliyor ki işte diğer amellerde bir şekli, zahiri bir resim var. Adam namaz kılıyor. Namaz kılanın resmini çekebilirsiniz. Oruç tutanın resmini nasıl çekeceksiniz hocam? Yani oruç tutanla şimdi e, farz farzı muhal zatalleriniz zat halleriniz oruçlusunuz diyelim. Haşa ben oruçsuzum. İkimizin resmini çekseler resimde sizin oruçlu, benim oruçsuz olduğum belli olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama e, zatalleriniz halleriniz namazlı olsanız, ben burada oturup konuşuyor olsam resimde bu belli olur. Efendim ihramlı olsanız haşta bu belli olur. Diğer ibadetlerde bu belli olabiliyor. yani Fotoğraf karesinde hangi ibadetin içerisinde olduğu görünüyor. Bu yönüyle deniyor ki e, oruç bir terk ibadetidir. Yani diğer ibadetlerde bir eylemsel artılar var. Yani ekstra hareketler var namazda. Efendim zekatta paranızı çıkartıyorsunuz, fakire veriyorsunuz. Ama oruçta e, yapmak değil yapmamak üzere kurulu bir ibadet var. Yani yemiyorsunuz, içmiyorsunuz. Efendim bir takım hayvani arzulardan uzak duruyorsunuz. Bu terk yönü sadece dış görünen organlarla sınırlı kalmamalı. Buradan şu neticeye varabilir biz. Hani mecellenin e, temel kaidelerinden birisi. Def'i mefasit celbi menafiden evla. Oruç esas e, def'i mefasidi gündemine alan. Bir tahliye operasyonu. Heh, evet tahliye operasyonu. Evet çok güzel yani, bir şey. Hem e, içimizdeki fuzulatı yani e, yani bugünkü ifadeyle bir detoks sağlıyor. E, iç organlara bir temizlenme arınma imkanı veriyor. Hem de asıl becerip de tutabilirsek o kıvamı yakalayabilirsek bize zihni ve kalbi bir arınma imkanı lütfediyor. Öyle bir arınma ki biz hepimiz Allah'ın kuluyuz. Allah'ın bize verdiklerini birbirimizle paylaşacağız. Evet bunu bize emanetçi olarak vermiş. Bu emanetçilik gereği sıralamaya göre önce kendimize, sonra çoluğumuza, çocuğumuza, akrabalarımıza, mahallemize, semtimize, ilçemize, ondan sonra bütün insanlığa sahip olduklarımızı usulünce paylaşacağız. Ama asıl kalpte bütün kullar aleminin ki buna sadece insanlar dahil değil, sadece cinler, melekler dahil değil, sadece hayvanlar da dahil değil. Bütün mahlukatı, yani değil mi ki şu taşı Allah yaratmış, onu sebepsiz imha etme hakkını bana vermemiştir. Buradan, çevreci bir Müslüman modeli de, ki Müslüman denilen insan, çünkü çok açık naslar var, tek başına Müslümanlık diye bir şey yok. Müslümanlık, toplumsal bir değerdir, Çevreyle vardır veya çevreyle yoktur. Onun için bazıları e, bireysel Müslümanlık türünden bir Müslümanlıktan bahsediyorlar. Hayır Müslüman bütün dünyanın gidişatından mesuldür. Bırakın dünyayı evrenin gidişatından mesuldür. Oruç bize bu kıvamı sağlamalı. Şimdi bunu sağlayabilmesi için de tefekkür yoğun bir oruç olmalı. Ya ben niye Allah benden niye aç olmamı istiyor? Ezan okundu ben yemek yemiyorum. Efendim su içmiyorum. Bir takım ihtiyaçlarımı donduruyorum. Allah'ın bundan ne faydası var? Allah'ın bir faydası yok. Zaten çok açık bir şekilde diyor ki hadisler, yeryüzündeki gelmiş geçmiş bütün insanlar en iyi insanınız kıvamında olsaydılar, Allah'ın mülkünde bir ziyadelik söz konusu olmazdı. Yani Allah'a artı bir değer katamazdınız haşa. En kötüsü olsanız da eksi bir değer katamazsınız. Dolayısıyla bütün ibadetler gibi oruç da bizim içindir, toplumumuz içindir. Yani eğer bizim ülkemizde hocam toplumsal bir kavga çıkmıyorsa bunu ülkenin genlerindeki İslami hassasiyete borçluyuz. Yani ne olursa olsun bu Anadolu insanı kendi açken komşusunun açlıktan ölmesine müsaade Şimdi, etmez. Şimdi e, muhterem hocam burada süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir de oruç ve sosyal danışmayı gündeminize alırsanız eğer, bakın, e, hiçbir sosyal güvenliğin olmadığı dönemlerde ne sosyal sigortalar kurumu var, ne emekli sandığı var, ne bağkur var. Böyle olan günlerde, ben hatırlıyorum çocukluğumda. Bizim komşumuzun iki tane öküzü bir gece öldü Ekim ayında. Benim dedem topladı mahalleli, cami cemaatini hemen Cumartesi gündü. Salı günü iki tane öküz alıp hediye veri verdiler adam. Ekim'de bir adamın iki öküzünün ölmesi ne demek biliyor musunuz? Traktörü bütün e, alet edevatıyla yok oldu manasına demektir. Sonra bir komşumuzun evi yanmıştı. Yine dedem topladı cami cemaatini. 15 gün içinde adamın evini sıfırladılar. Eşyalarını da sıfırladılar. Al kardeşim anahtarını. Şimdi bu e, bizim bu Ramazan İster Sevinci programımızın mottosu bu. Sevinçleri paylaşarak büyütmek, sıkıntıları paylaşarak küçültmek. Biraz da orucun bu yönüne. Hocam bir cümleyle bilmiyorum katılır mısınız? Osmanlı medeniyeti, İslam medeniyetinin bir uzantısı olan Osmanlı medeniyeti, sivil toplumu, toplumu güçlendirmiş hocam. 21. yüzyılda, 20. yüzyılda, sonrasında 21. yüzyılda bizim gördüğümüz güçlü devlet, sosyal devlet kavramı ortaya çıkmış. Bu zaman içerisinde şunu doğurmuş hocam. Ya kardeşim devlet verir ben niye yardım edeyim? Devlet verirken iyi oluyor. Her şey yolunda gidiyor ama devlete bir acziyet çöktüğünde bu sefer insanların içindeki merhamet damarları kurumuş oluyor. Benim kanaatim hocam sosyal devlet bir yalandır. Ve insanları merhametsizleştiren bir müessesedir sosyal topluma ihtiyacımız var bizim ve bu bizde vardı zaten. Verdiğiniz örnekler bunu net olarak gösteriyor. Hala bu var ama korkarım ki bundan 50 sene sonra bizim bu sosyal toplum damarımız yok olmuş olacak. İnşallah olmaz. Olmayacak inşallah Şuradan efendim. Şuradan şey biçiyorum hocam. Şimdi ben bakıyorum böyle tevafuk ediyor. Bir yerde bir yaşlı teyze bir şeye sığınmış. Hep cümle şu. Komşularım olmasa ben ölürüm açlıktan. Demek ki hocam yani Devlet hangi birine yetişebilir? Ne kadar güçlü devlet olursa olsun. Nereye yetişebilir? Ama toplum bu hassasiyete sahip olduğunda, komşular bu bilinçte olduğunda orada bir insanı açlıktan ölme mahkum etmezler. Bak biz e, Fransa'ya gitmiştik. Orada bir de e, Almanya'nın bir Kel diye bir yeri var. Bizim bir arkadaşımız Yılmaz Bey diye kardeşimiz dedi ki hocam benim komşum diş doktor. Şekerden dolayı ayağını kestiler bir hastaneye gidelim dedi. Biz de gittik. Adam başladı ağlamaya adam. Doktor. Benim dört tane çocuğum var. İkisi olan ikisi kız. İkisi doktor, ikisi mühendis. Hiçbirisi benim adımı bile anmazlar. Fakat bu Yılmaz Bey'le biz karşılıklı kapı komşusuyuz. Benim hem kötü günümde hem iyi günümde en yakında hep bu Yılmaz Bey bulunur. Kahvaltıya beni çağırır. Yemeğe çağırır. Ya çağırmazsa yemek gönderir bana iftarlık da kahvaltılık gönderir. Söz dedi İrfan Bey. Adam tabi tercüme ediyor bizim arkadaşımız. Hastaneden çıkar çıkmaz Müslüman olacağım dedi ve Müslüman oldu adam. Hastanede olsaymış hocam niye çıkmıyor? Belki çıkamayacak. Hadi belki de çözdü. Evet. Belki de daha önce de olmuştur da İnşallah. ilanı o noktada belki. Ama burada esas paylaşmanın bakın bu diğergam olmanın işte bizim sosyal dokumuz bir halının imli ilmikleri gibi ne kadar sağlamsa o toplumsal hayat geleceğe o kadar güvenle bakar. Ama şimdi birileri bizim bu sosyal dokumuza kezzap dökerek çürütmeye çalışıyor. Bu bağlantımızı koparmaya çalışıyor. O yüzden herkes nefsi nefsi diyen sadece kendi hazı ve kendi hızı istikametinde koşan böyle Pramatist e, pragmatist, sadece çıkarcı bir insan ortaya çıkıyor. İşte zatınız ifade buyurduğu şey. Korkarım ki bu duygumuz belki 50 sene sonra törpülenip hiç kalmayacak ama inşallah bizim görevimizi... İnşallah. Oruçlar bunu sağlamak için var hocam. Ha, evet. Bizim yani özür dilerim. Estağfurullah. Hocam. Bu duyguları bizim diriltmemiz lazım. İnşallah. Yani orucu bu yönde değerlendirmemiz lazım. Şimdi ben e, ee, basit gözlemlerimle de görüyorum ki hakikaten oruç memleketimize bir farklılık getiriyor. Hayat Ramazan'a göre şekilleniyor elhamdülillah. Yani ee, fiyatlar bile artıyor hocam. Evet. Rahmet arttığı gibi piyasada fiyatlar bile artıyor. Bu tabi olumsuz bir yöne ama şunu demeye çalışıyorum. Yani Ramazan bir farklılık meydana getiriyor. İnşallah bu farklılıklar ee, bu tür güzel programlar sayesinde de kalıcı hale gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten cömertti ama en cömert Ramazan'da olurdu diyor Ayşe Validemiz dolayısıyla e, yiyemiyoruz bari yiyemediğimizi infak edelim ben çok duyuyorum böyle şeker hastası olup da eskiden çok tatlı yiyip de yiyemeyen rahmetli Nuri Topbaş Allah garip rahmet eylesin bu Mustafa Topbaş beyin filan babası ona şeker teşhisi koymuşlar o zaman da ee, bu e, Seyidoğlu baklavaları Habeş Usta da yeni açmış Laleli'de. Baklava şey seni Urfa'dan gelmiş. Bilirim Laleli caminin karşısındaydı evet, yani, hocam. Orada. Oralarda ders okurduk arada ondan, bir uğrardık. Evet, ondan sonra efendim. Gelir he, hepsinden hem Habeş Usta'ya destek olsun diye o zaman arabada marabada yok Her bizden birer tepsi alır. Arabanın arkasına fabrikaya götürürmüş, gelene giden ikram eder. Bazen de dermiş derviş ki ya doktor bana yasakladı. Siz benim ağzıma verin de ben yemiş olmayayım. <laughs> yani bu ne kadar güzel bir şey bu bakın bu paylaşabilmek. paylaşabilmek. O yüzden yani gerçekten paylaşıldıkça sevgiler büyüyor. Bizim e bir Anadolu'da bir genç kız bir oğlan işte düğün tutuluyor. Neye göre tutuluyor? Ya bir imece dayanışmayla. Bakın birisi yatak alıyor, birisi yorgan alıyor, birisi onu alıyor, birisi bunu alıyor. Hiç sıfırdan bir bakıyorsun yepyeni bir yuva kuruluyor. Hatta bir de sermaye de veriyorlar takım akı takarak. Evet. Yani böyle bir yuvaya dayanışmayla atılıyor. Sonra acılar da paylaşılıyor. Cenaze olur. Bize 40 gün radyo televizyon açılmaz. 40 gün ev sahibine ne kahvaltı ne de sofra düzdürmezler. Konu komşu getir. Çünkü 40 gün taziye gelirler. Yani bu da acının paylaşımı. Sıkıntıların paylaşımı. Biz böyle bir medeniyetten geliyoruz. O yüzden bu medeniyet ve şefkat damarlarımızın daha da takviye edilmesi, işte oruç bu anlamda da demek ki çok önemli bir ibadet. Evet. Şimdi e, siz öyle söyleyince benim aklıma şu da geldi. Şimdi bu oruçta yaptığımız yani fakir fukaraya yardımların yanı sıra, fakir fukaraya iftar vermesi için de destek olmak lazım. Yani şu üç lira sana kendinin iftar etmen için yeter ama, şu 300 lirayı al, sen de etrafındaki kolu komşuyu iftara davet et. Niye? Çünkü e, almaya alışan bir insan zaman sonra e, vermeyi beceremez hale geliyor. Maliyeciler için öyle söylediler ya, al gülüm ağacının altında büyümüş, hiç ver gülüm ağacının yanına yaklaşmamış derler. <laughs> Hükümetler hep öyle değil mi? Hep al gülüm. Almayı çok iyi bilir, vermeye geldi mi Evet, ...zor verirler. Şimdi Bu Ramazan iklimi inşallah o antrenmanı da... ...yapabileceğimiz özellikle de çoluk çocuğumuza... ...yani sana şu... 100 lirayı veriyorum bak sen bunu... ...dağıtacaksın bugün akşama kadar... ...arkadaşlarına bu paradan... ...hiçbir şey yemeyeceksin dağıtacaksın. Bu infak etme kültürünü... ...kazanabilmemiz açısından da... ...bir fırsat. Çünkü... ...toplum olarak Cenab-ı Allah öyle bir... ...kıvamda yaratmış ki bizi... ...bu bir tahterevalli gibi... Bir gün A tarafı aşağıda, bir gün B tarafı aşağıda. Dolayısıyla aşağıda da olsak, yukarıda da olsak şunu güvenle hissedebilmeliyiz. Ben bu toplumda olduğum sürece ne bu toplum beni ne benim çoluk çocuğumu zayi etmez. Bu bilinçle biz de bu toplumun bütün fertlerine bırakın insanlarına, taşına, toprağına, ağacına bile sahip çıkarak bir dayanışma örneği göstermemiz lazım. Ramazan evet oruç ibadeti terk yönelik bir ibadettir. O kadar güzel bir kıvama gelmeli ki Müslüman. Yani günahı aklına bile getirmemeli. Günahın en büyüğü de başkasına karşı bir üstünlük taslamak. Allahu alem. Orucun en büyük faydası da hocam o insandaki gurur ve kibiri kırmasıdır. Ya ağzın açlıktan kokuyor. Kime hava atacaksın? Eğer sende bir şey olsaydı karnın tok olurdu. Yok. Demek ki sen de bir kulsun diğer kullar gibi. Gel kulluğunun farkına var. Bari ya tuttuğun orucu zayetme. Hocam ağzınıza dilinize yüreğinize sağlık. Ama süremizin sonuna geldik. Allah razı olsun. Sohbeti biz burada noktalamak zorundayız. Ama son bir e, bu sohbetin hatırası olarak aklıma sizin söylediklerinizden geldi. Ne mutlu o kimseye ki kulun e, kendi kusurlarıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Siz orucun hikmetlerinden birisi de budur dediniz. İnsan kendisine yönelik, kendisiyle ilgilenmeyi öğrenmeli. Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Hamdi Yıldırım üstadımızla bu güzel iftar sevinci programını burada istemesek de noktalıyoruz. Bir başka iftar sevincinde sevincimizi de paylaşmak üzere e, buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla.